Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Göklerin Sırrı hikayesinde Malbon Terotası'ndayız. İkinci sezon altıncı bölümdeyiz. Tanınmayanların yarışmaları beklediğiniz gibi bitmeyecek. Bölüm açılırken kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bölüm 6 Samsara Çarkı. Yüzlerce göz bana baktı. Donny ve Monica sanki bu yarışmaya çok fazla katılmışlar gibi özgür, rahat davrandılar. Bir yılanı öldürmek için tanınmayanlar sadece ayetler, yorgunluk, yaratıklarla savaşmak zorunda kalmayacak. Ama kazanmak istiyorlarsa birbirleriyle de. Kazanan, öldürülen yılanın kanından oluşan bir boyayla Manşomi dövmesine layık görülecektir. Bu dövme doğuştan ölümsüz olanla eşit olacak. Tanınmayana inanç gücü verecektir. Seraph Crowley bize döndü. Şimdi dinlenmenizi öneririm. Yarın şafaktan önce, yola çıkmadan önce aynı salonda toplanacağız. Merdivenlerden aşağı indi. Öğrenciler ayrılmaya başladı. Bizi kıdemli tanınmayanlarla ne diye yarışa sokuyorsun amca ya? Uymanı öneririm. Ben zaferi vermeyeceğim. Dikkatli ol Monica, bir keresinde annesi yılanı öldürdü. Annem burada da başarılı oldu. Bu aynı şeyi yapabileceği anlamına gelmiyor. Monica'yı kuşat, iyi şanslar dile. Gücünü yarına sakla. Eminim yaptığından daha fazla konuşuyorsun. Monica cevabını hatırladı. Göreceğiz. Uykusuz geçen bir gece geçirdim, sebepsiz yere tedirgindim. Birkaç kez aynayı çıkardım ve iyi olup olmadığını kontrol ederek Bond'u uyandırdım. Sonra tekrar uzandım ama yarının düşünceleri uykuya dalmama izin vermedi. Sadece birkaç saat uyuyabildim. Bana atılan kıyafetler yüzünden uyandım. Bunun sakin bir yolculuk olacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Senin için kostümleri seçtim. Seç. Onlarla dolaşmak daha rahat olacak. Eddie geçitte durdu, bir elini kapıda tutuyordu ve sanki ayrılmak üzereymiş gibi. Çok tatlı uyuyordun, bunun ne olduğunu unuttum. Selam, nerede kayboldun? Bazen evde, bazen burada. Bu duvarlarda çok uzun süre kalmak dayanılmaz. Hazır mısın? Fazla zamanın yok. Mimi'ye bir yalvarışla baktım. Neden ben? En azından herkes Rebecca'nın kızının üstesinden gelip gelemeyeceğini merak ettiği için. Mimi yanıma oturdu, dağınık saçlarımı düzeltti. Yarışma sırasında ölmeyeceksin ama sakatlanacaksın, bu kesin. Biliyor musun, bazen ölmek bile daha kolay. Eddie'ye hoşnutsuz bir bakış attım. Beni korkutmayı bırak. Çok acı çekebilirsin. Ayartıcı yılan, bir zamanlar meleklerin yaşadığı yıkık bir şehrin arkasında. Her türlü yaratıkla dolu Metatron nehrinin ötesinde yaşıyor. Terk edilmiş şehir mi? Evet, yüzyıllar önce melekler ve şeytanlar arasındaki savaş sırasında yok edildi. Şehrin dışında bir kaya var ve kayada yüz binlerce basamak var. Yol uzun ve kolay değil, bu yüzden dikkatli ol. Bana kostümleri uzattı. Seç. Sağlam. Rahat ve seksi. Rahat. Burada videoyu durdurup saçımızı değiştirdim. Ve bu kostüm çok seksi. Mimi bana hayranlıkla baktı. Şimdi senin için içim rahat. Tamam, ölmeden önce nefes alamazsın. Odadan çıktık. Hepsi aynı yerde tekrar bir araya geldi. Bugün tanınmayanlar zor bir testle karşı karşıya kalacak. Melek Fenzio. Fenzio altın iplerle öne çıktı. Geleneklere göre tanınmayanların kanatları bağlanır. Bu testleri inen insanlar gibi gerçekçi geçirmeleri gerekir. Ama artık o kadar zayıf değiller ve yılanın üstesinden gelmek zorundalar. Seraph konuşurken Melek Fenzio kanatlarımızı germek için her birimize yaklaştı. Onları açmaya çalıştım ama iplikler daha güçlüydü. Yılan birkaç ay önce yumurtadan çıktı. Bu onu bulmanıza yardımcı olacak. Kabuğa dokunur dokunmaz gözlerimin önünde yılanın görüntüsü belirdi. Kokusunu, enerjisini, fiziksel olarak benden ne kadar uzakta olduğunu hissettim.
Evet, yarışmayı açık ilan ediyorum. Yanlarımızda havai fişekler ve konfeti ateşlendi. Düşüncelerimi toplayacak zamanım olmadı. Monique ve Dunn zaten koştular. Müdahale eden öğrencileri kendilerinden uzaklaştırdılar. Kımılda tanınmayan, yapabilirsin. Tanıdık canlandırıcı bir ses duyduktan sonra kendimi anında toparladım ve koştum. Öldürülmek isteyen yılanın çağrısı beni nehre götürdü. Geceleri ölümsüzlere yolu aydınlatmak için deniz feneri ağaçlarının üzerinde yalnız yükseldi. Artık uçamıyorum, çok garip. Hala kanatlarımı açmaya çalışıyordum ama altın iplikler hareketleri kısıtladı. Dön yanımdan geçti. Tanınmayan, bu hızda yılana ulaşamazsın. Ve hemen nehrin üzerinden koştu. Ayakları suya dokunduğunda o biraz dondu ve yüzeyi boyunca hareket etmesine izin verdi. Sen de tanınmayan. Bütün mesele bu zaten. Ormanda saklandı. Peki benim yeteneklerim nerede? Nehir çözülene kadar Donnie'nin peşinden koştum. Kayaların etrafında dolaşıp başka bir Metatron nehrine gitmek için birkaç mil koşmam gerekiyordu. Kıyılarında iki tekne sallandı. Hemen birini ayıklamak mı? Ama Donnie'nin ona ihtiyacı yoktu. Son kez aynı hileyi yaptı ve ileriye doğru koştu. Monica tekneyi atladı ve kürek çekmeye başladı. Ben de geride kalmadım. Birbirimize ateşli rakiplerin bakışlarını atarak yüzdük ve kısa sürede nehrin her iki tarafında heykeller gördük. Tek kelime etmeden donduk kaldık. Manzaradan büyülendik. Bir şey teknemi itti. Sarsıntıdan düştüm. Neler oluyor? Tekne tekrar sallandı. Birinin silüetinin tahtaya çarptığını gördüm. Tekne devrildi. Suya daldım ama hemen histeriye kapılıp çıktım. Ağzımla havayı yuttum. Siren mi? İyi şanslar. Ölümsüzleri boğmayı severler. Monica sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Lanet olası. Siren ağzını açtı ve elime yapıştı. Vurmak. Bırak. Neredeyse bakmadan Siren'in yüzüne vurmaya başladım. Ama pes etmedi ve çenesini sıkmaya devam etti. Acıdan darbelerim daha güçlendi. Daha mutsuz oldu. Siren'in çenesini açtı. Ve anında tepki verdim. Onu bir tekmeyle ittim. Görünüşe göre doğru yere vurdum. Çünkü bir çuval gibi dibe battı. Dibe gitti. Bir şekilde tekneyi geri çevirdim. İçine tırmandım ve yüzmeye devam ettim. Yakında harap kuleler ve heykeller ortaya çıktı. Geçmiş bir medeniyetin kalıntıları. Monica ve ben aynı zamanda kıyıya çıktık. Ve yere bastıktan sonra birbirimizi sollamak için koşmaya başladık. Ama şehre girer girmez soğuk bir darbe beni ve Monica'yı bir kenara attı. Donnie kendini beğenmiş bir gülümsemeyle köşeden çıktı. O kadar hızlı değil bebekler. Koşmaktan yoruldum. Dinlenmeme izin verin. Oğlum sen dinlen, bize ne bulaşıyorsun? Öyleyse dinlen. Seni kim rahatsız ediyor? O zaman benden önce gelirsiniz. Öyle istemiyorum. Salak. Monica aynı darbeyle cevap verdi. Sadece ateşli. Donnie gülerek atlattı. Gücü çok sık kullanıyorsunuz. Kıskanıyor musun? Yine bize bir buz akıntısı yöneltti. Monica ve ben etrafta sıçradık. Donnie bize zarar vermeye çalışmıyor, oynuyor. Aslında herkes gücü kullanıyor. Sadece bizde o çok dikkat çekici. Ha? Yeni bir darbe. Bul. Monica metal bir plaka buldu ve son anda kendini onunla kapattı. Plaka ellerinde dondu. Monica onu Donnie'ye fırlattı. Ha? Beklenmedik bir darbeden metal plaka onu yere serdi. O kendine gelirken Monica ve ben koştuk. Ama birkaç metre sonra beni dirseğiyle itti. Hayır hayır. Sol tarafımda bir ateş topu parladığını gördüm. Sağa doğru kaçtım. Neredeyse yere uzandım. Top geçip gitti. Deli misin? Beni öldürebilirdin. Niyetim cinayet olmadığı sürece yapamam. Yıkıntılar arasında kayboldu. Sadece gülüşünü duydum. Gerizekalı. Melekler şehri, modern melekler ve şeytanlar okulunun fonunda otantik görünüyordu. Tüm heykeller, evler, duvar resimleri ölümsüzlüğü, fedakarlığı ve saflığı söyleyen bir övgüydü. Yol boyunca etrafa baktım ve savaş sırasında şeytanların bu güzel eserlerini nasıl yok ettiğini hayal ettim. Kendimi kötü hissettim.
Neden bu yeri yeniden inşa etmediklerini merak ediyorum. Düşünerek tüm şehri dolaştım. Oo, uçsuz bucaksız bir merdiven. Kayanın en üstüne çıkan geniş merdivenler önümde büyüdüğünde durdum. Ah hayır. Bacaklarım ağrıyor ve titriyordu. Her kas ağrıyordu. Sanki bir kıyma makinesinden geçmiş gibi. Uzaklarda bir yerde iki nokta göründü. Monique Vadyon'a tırmanarak zaten son nefesleri kesiliyordu. Bu bitiş çizgisi. Adım. Bir tane daha. Arkasından 100 adım daha. Yakında Monica'yı, sonra Donnie'yi yakaladım. Sonra ikisi de geride kaldı. Yol boyunca güçlerini bu kadar hevesle boşa harcadılar. Şimdi zorlukla ayakta duruyorlar. Dur, nereye? Monica'nın sonuna kadar bir cümle söyleyecek nefesi yoktu. Rakipler benden yeterli uzaklıkta olduğunda oyalanmadım ve dinlenmek için durdum. Ne kadar ileri gidersem yılanın varlığını o kadar çok hissettim. Ve içimde daha fazla güç ve enerji vardı. Sanki beni besliyormuş gibi. Merdivenlerden yavaşça kalktım, silkelendim ve kalan yola baktım. Ben halledebilirim. Annemden daha kötü değilim. Ben de bir şeylere değerim. Son adımlar en zordu. Zirvede sessizlik endişe vericiydi. En ufak bir hışırtıyı titreyerek dinlemeye zorladı. Mağaranın açılmaz karanlığında sessiz bir tıslama sesi geldi. Duvarlara çarptı ve tekrar yankılandı. Yılan büyük görünüyor. Bir taşın arkasına saklandım. Gözlerimi kapattım. Kayaların derinliklerinde bu yavaş. Sanki alaycı sesleri dinlemeyi bırakmaya çalıştım. Kendine gel. Sığınakta oturmaya devam et. Önce yılana bakmalısın. Neden boşuna risk alıyorsun? Önce bir tarafa baktım. Sonra diğer. Gözlerimi kısarak karanlığa bakmaya çalıştım. Karanlıkta, yavaşça, hipnotik olarak bir şey kıvranıyordu. Bir an için gözleri delip geçen güneşin ışınını yansıtarak parladı. Bir çığlık attım ve taşın arkasında kayboldum. Lanet olsun. Korkuma göre karanlıkta duyulan korkunç hışırtı yaklaşmaya başladı. Yavaş yavaş aşama doğru. Sonra yanımda durmak için. Korkudan felç oldum. Dikkatli bir şekilde döndüm. Bakışları sarı, yuvarlak gözlerle tanıştım. Hoo, bu çok büyük. Heybetli. Yılan tüm yüksekliğine tırmandı. Bana yukarıdan aşağıya kadar baktı. Ve çatallı bir dil çıkardı. Geri çekildim ama bir kaya taşının altından kopan bir ağacın kökünde tökezledim. Düştükten sonra biraz uzağa süründüm. Benden korkuyor musun? Konuşabiliyor musun? Tabii ki. Ve tatlı konuşmalar olmasa başka nasıl cezbedilir? Keskin bir şekilde eğildi. Böylece gözleri benim karşımdaydı ve öğrencilere bakmaya başladı. Ne kadar korkunç bir bakışı var. Yüzünü elinle kapat, yüzünü tekmele. Sırtıma yaslandım ve keskin, derslerde honlanmış bir vuruşla yılanın kafasına bacağımla vurdum. Sallandı, yüzünü salladı ve tekrar tam yüksekliğine döndü. Yılan huzursuz bir şekilde yana doğru süründü. Bana baktı, tekrar yaklaştı ve etrafımda daireler çizmeye başladı. Cesurca davrandın. Bir süre beni izledi, sonra konuştu. Biz her yıl doğarız. Size uzun zamandır dokunmadık. Eninde saklandık. Bizden ne istiyorsunuz? Bir tür silah bulmak için sessizce etrafa baktım. Biraz uzakta kırık bir mızrak yatıyordu. Bıçak biraz oksitlenmiş ama yine de yeterince keskin görünüyor. Yılan yine üzerime asıldı. Sana saldırmıyorum. Şşt, bana saldırır mısın? Onu bağışla, onu öldür. Hiçbir şey yapma. Onu bağışla. Ayağa kalktım, silkelendim ve cesurca ona baktım. Hayır. Şaşkınlıkla başını salladı. Hayır mı? Cinayet uğruna cinayet mi? Bu vahşetin bir anlamı yok. Cennette barış olduğunu düşündüm. Ama yeryüzünden farklı değil. Anlamsız savaşlar, alaycı melekler ve bencil iblisler. Tekerlekte başka bir şiş olmak istemiyorum. Önüne çıkan her şeyi mahvetmek istemiyorum. Hedefin araçları haklı çıkarmasını istemiyorum. Kollarımı avuçlarımla öne doğru uzattım. Yılanın önünde savunmasız olduğumu gösterdim. Ağzımı açarak bana doğru hızla koştu.
Dişleri cildime saplandı. Zehrin içeri girdiğini hissettim. Çaresiz bir şaşkınlıkla cildin nasıl şiştiğini ve bir çeşit desen oluşturduğunu izledim. Başım döndü. Ağrı tüm vücudumu parmak uçlarına kadar deldi. Sesim duyuldu ama o kadar zayıftı ki, o kadar masum bir şekilde sorgulayıcıydı ki onu tanıyamadım. Neden? Cevap vermek yerine yılan bana eğildi. Ne? Bana ne yaptın? Vücuduna benden ve benim gibi olanlara karşı bir panzehir verdim. Şimdi hiçbir yılan, hiçbir melek ya da şeytan seni etkileyemez. Düşüncelerini okuyamaz. Yılanın bıraktığı yaraya dokundum. İyi arkadaşlar, bize aslında iyi bir şey yapmış yılan. Yılana korkmadan sakince baktım ve yılan bana baktı. Yuvarlak gözleri herhangi bir duyguyu ifade etmedi. Bir saldırganlık damlası olmadan sadece açık, sakin bir bakış. Yavaş çekimde gibi uçan mızrağı gördüm. Bir silahın havada ıslık çaldığını duydum. Sanki onu içinden kesiyormuş gibi. Ay. Yazık ya, ben sevmiştim onu. Melek yolu. Tatlı rüyalar yılan yavrusu. Monica merdivenlerin yanında duruyordu. Koşmaktan biraz nefessiz. Monica, ne yaptın? Zaferi burnunun altından aldı. Bu daha tatlı. Yılanın yanında dizlerimin üzerine düştüm. Ona uzattığım ellerim titriyordu ama sonunda dokunmaya bile cesaret edemedim. Yılan söyleyemediği bir soruyla bana baktı ve gözlerini sonsuza dek kapattı. Alkış sesleri ve ıslık çalma, canlı müzik, güçlü el sıkışmalar. Kanatlarımı esnettim. Yarışma sırasında fosilleşmiş gibi görünüyorlar. Seraph Crowley sanki düşünceleri buradan 1000 metre uzakta gibi dağınık görünüyordu. Öğrenciler ilham almış gibi görünüyordu. Kuralsız kavga eden hayvanlar gibiydik. İzlemesi ilginçti. Savaşı görmediler ancak sonucun tadını çıkarabildiler. Tek eksik olan patlamış mısır ve kot pantolon üzerine dökülen kola. Kazananla tanışın. Seraph Monica'nın elini kaldırdı. Kalabalık alkışladı ve onları kabul ederek başını gururla yükseltti. İlginç. Yapamayacağımı bilse annem hayal kırıklığına uğrar mıydı? Ekmeğini yeme. Hayal kırıklığını uğratmak için bir sebep verin. Daha önce de söylediğim gibi, kazanana öldürülen yılanın kanından eski bir manjomi dövmesi yaptırılır. Lütfen kazanan hariç herkes diğerlerine insin. Yılanın bana bıraktığı yaraya düşünceli bir şekilde dokundum. Ne kadar garip. Kaybettim ama kendimi bir kazanan gibi hissediyorum. Teşekkürler ayartıcı yılan. Çünkü bize verdiği özellik bence çok güzel. Müzik sustu. Öğrenciler sessiz kaldı. Geniş açık kapılarda sinirlenmiş, dağınık bir hırıltı duruyordu. Onu ilk defa böyle görüyorum. Kıyafetlerini düzeltti ve eski soğukkanlılığını geri getirmeye çalıştı. Sorun ne? Hırıltı konuşup konuşmayacağını düşünerek mevcut olanlara baktı. Ama Seraph çok uzaktaydı ve zamanın doluymuş gibi görünüyordu. Winchester. Seraph anında Hyrule'da doğru inmeye başladı. Ne oluyor? Herkes canlandı, çıkışa koştu. Sanki kapıların arkasında bir şey bekliyormuş gibi. Bazı olayların beklentisiyle çıldırmış öğrenciler ayaklarının altına bakmadan itti. Beden akışıyla yıkıldım, her taraftan bastırıldım. Andy fark etmem için elini kaldırdı. Vicky buraya, ona doğru ilerlemeye başladım. Sonunda dışarı çıkmayı başardık. Dışarıda yürek parçalayan, neredeyse vahşi bir çığlık duydum. Bırakın. Bu Winchester. Sokağa koştum. Baş melekler kaçmaya çalışan Admiron'u tuttular. Büyük bir hata yapıyorsun. Körsünüz. Herkesin yarışmalarla meşgul olduğu gerçeğinden faydalandı ve kaçmaya çalıştı. Yarışmanın iptal edilmesi gerektiğini biliyordum. Kaybedecek daha fazla zaman yok. Admiron Winchester'ı idam için hazırlayın. Tamam. Tek istediği bu. Bu kadar aptal olma. Emir emirdir. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun. Winchester'ı kuleye götürmeye başladılar. Herkes sessizdi. Sadece şeytanların yüzlerinde aşağılayıcı, kınayan bir yüz ifadesi dondu. Hala infaza karşıydılar. İleri koştum. Admiron,
Vicky. Kavramadan fırladı. Bana koştu ve bir baba gibi beni yıllarca tanıyormuş gibi sıkıca sarıldı. Vicky, tuzağa düşürüldük. Kuklalar gibi yönetildik. Asla bu kadar aptalca yakalanmazdık. Asla. Birinin tarafları bölmesi gerekiyor. Savaşa ihtiyacı var. Dikkatli ol. Baş melekler terbiyesizce onu benden uzaklaştırdı. Kollarından tuttu ve kuleye doğru sürükledi. Admiron artık kaçmadı. Onların ellerinde tamamen gevşekti ve sadece gözleri mücadele ve kaygı doluydu. Annenin hatalarını tekrar etme. Aşk seni zayıflatır. Kimsenin duygularını manipüle etmesine izin verme. Şahsen bana ve herkese umutsuzca bağırdı. Ruhun çığlığıydı. Boğazımda bir yumru vardı. Neden sağlamak istedim? Elimi göğsüme bastırdım. Sanki bu şekilde kalbimi sakinleştirmek istiyordum. Ne duruyorsunuz? Dağılın. Burada izleyecek bir şey yok. Harold, savaş mı istiyorsunuz? İdama gitmek istiyorum. Savaş mı istiyorsunuz? Harold elimi tuttu ve öyle sert salladı ki dişlerim gıcırdadı. Yangına körükle mi gidiyorsun? Malbonte ile olan bağlantınızın söylentileri güçleniyor. Git başımdan. Sinirli bir şekilde nefes verdi ve sakince ekledi. Herkes gergin. Karışmasan iyi olur. Winchester'ın kuleye götürülmesini izledim. O da bana baktı. Onu kurtarmam gerekiyor. Bir şeyler yapmalısın. Bu zamana kadar olanları sessizce izleyen Lucifer kanatlarını geniş bir şekilde açtı. Uçmak istedi ama Dino onu durdurdu. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sakın cüret etme. Elini çek. Yoksa kırarım. Yine de yapacaklar. Lucifer Dino'yu itti. Fikrini sormadım. Bir kanat çırpışı ve gökyüzünde saklandı. Nereye gidiyor? Dino şeytanın kaybolan figürünün hala görülebildiği ufuğa baktı. Babasına, Admiral'ın şu anda idam edileceğini söylemek için. Ben ne dedim? Herkes odalarına. Melekler itaatkar bir şekilde okula dönmeye başladı. Sadece iblisler ve bazı tanınmayanlar burada kaldı. Dino emri dinlemeyen tek melekti. Beni anlamadınız mı? Son zamanlarda kayıtsız olan Eddie aniden öne çıktı ve Harold'un ayaklarının altına tükürdü. Sen bir iblissin. Meleklerin bize nasıl davrandığını umursamıyor musun? Eddie geri kalanına döndü. Kollarını yanlara doğru uzattı ve kalabalığa bağırdı. Melekler bizi eziyor. Ama biz onlardan daha kötü müyüz? İblisler çok uzun süre buna dayandı. Ve kalabalık kükredi. Evet. Eddie ne yapıyorsun? Sammy de bir melekti. Eddie kabaca elimi omzundan attı. Sammy öldü. Oste Eddie'ye katıldı. O haklı. Bu cezasız kalırken hep yanlış şeyler yaptı. Ve kuralı çiğnediğinde diğerlerinden farklı olarak onu bağışlamaya karar verdiler mi? Şeytanlar onun için malzeme. Rebecca merhamete değmez. Ve şeytanlar yüksek sesle tekrarladı. Evet. Oste. Gerçekle yüzleş Vicky. Annen bunu hak etti. Kişisel bir şey yok. Şeytanlar çok öfkelendi ve kin besledi. Artık duramazdılar. Ve bir anda kırık bir kaptaki su gibi öfkeleri her yere döküldü. Ama bence de haklılar yani. Bir suç varsa iki taraf da suçlu. Bana kontrolden çıkan dünyevi protestoları hatırlattı. Buradan ayrılmak için son şans. Ne yapmalıyım? Protestoya katıl, uzak dur. Şeytanlar haklı, bu hiç adil değil. Ve adaletsizlikle mücadele edilmelidir. Hepimiz Hyrule'da ve kuleyi koruyan baş meleklere duvar ördük. Neredeyse kuleye ulaştık. Ama baş meleklerden biri sopayla yere çarptı. Ve her yer sallandı. Ve sonra Fenzio bir muskayla çıktı. Dayanılmaz bir ses zarlara çarptı. Sağır olmak istemiyorsanız buradan uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Yolları ayırmadan birçok kişi gibi okula koştum. Odaya kadar koştum. Kulak ağrısından gözyaşları döküldü. Doğru kapıyı nasıl geçtiğimi bile fark etmedim. Ama Mimi elimi tuttu ve beni odaya sürükledi. Hiçbir şey duyamıyorum. Ben de. Yere oturduk, duvara yaslandık ve işitme tamamen iyileşene kadar böyle durduk. Tüm bu süre boyunca Mimi aniden yukarı fırlayıp kapıya dönene kadar sessiz kaldık. Sorun ne?
Dünyadaki en iyi şey babamın enerjisini hissetmek. Hayatım, siz dünyada mısınız? Mimi bana baktı. O burada. Mimi beni çekti. Onun peşinden koşmaya zorladı. Çok acele etti. Çok heyecanlıydı. Bir kelime bile söyleyemedi. Sadece mırıldandı. Neden geldi? Neden? Mimi gerçekten yanılmadı. Okuldan ayrıldık ve birisinin uzaktan nasıl yaklaştığını gördük. Mimi sessizce bana kimin kim olduğunu açıkladı. Ve sesi daha önce duymadığım kadar çok korkmuştu. Şeytan. Şeytan Mamon. Danışman. Mamon şeytandan daha şeytan duruyor. Lucifer onları getirdi. Bize yaklaştıklarında şeytan Mamon durdu ve kızını fark etti. Başını yavaşça salladı. Mimi'nin onunla buluşmak için dışarı çıkmasından memnun değildi. Lucifer'ın bakışını üzerimde hissettim. Burada ne yapıyorsunuz? Şeytan dik durdu, başını gururla kaldırdı. İnsan kılığında gizli bir güç hissettim ve kontrol altında tuttuğu öfkeyi. Danışman, şeytanın kulağına bir şeyler fısıldadı ve o keskin bir şekilde gözlerini bana çevirdi. Dudakları çarpık bir sırıtışla uzandı. Demek Seraf Rebecca'nın kızısın. Şeytan danışmana el salladı. Ziyaretimiz hakkında uyar. Sadece bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Tamamdır. Rondent, okulun kapılarının arkasında kayboldu. Yüksek şöhret yolu. Senin hakkında duydum tanınmayan. Rebecca'nın kızına bakmayı merak ediyordum. Beni çenemden aldı ve hafifçe kaldırdı. Lucifer bir şey yapmak istiyormuş gibi öne geçti ama kendini tuttu. Bu şeytandan da kaçmadı. İlginç. Ne güzel bir yüz. Tıpkı ilk geldiğinde Rebecca gibi. Bana onun yaptığı kadar çok sorun getirecek misin? Ay şu Mimi'ye bakın ne kadar kötü. Deneyeceğim. Sorun çıkarmam. Deneyeceğim. Şeytan Mamon güldü. Fena değil. Şeytan cevabımı beğenmedi. Çenemi itiyormuş gibi dikkatsizce serbest bıraktı ve tekrar yüzünü buruşturdu. Çok fazla kibir. Bunun dağılması gerek. Şeytan elini uzattı ve yumruğunu sıktı. Hemen boynumda bir ağrı hissettim. Sanki bir çatırtıya sıkışmış gibi. Ay, niye yapıyor bunu? Ben Lucifer rotasında değilken yapmaz sanıyordum. Ağrı, panik, şaşkınlık. Sadece duygularla boğabildim. Bir kelime söyleyemedim. Gözlerimin önünde sadece şeytanın gözleri vardı. Yüzümün şişmesini ve kızarmasını izledi. Acıdan ağlamaya başladığımda karada bir balık gibi. Havayı solumaya çalışan. Vicky, şeytan Mamon şeytana yaklaştı ve ona eğildi. Sizi rahatsız etmek istemiyorum ama idam yakında başlayacak. Sadece denesinler. Aç gözlülükle havayı yutarak dizlerime düştüm. Lucifer sanki babasının birine işkence ettiğini birçok kez görmüş gibi sakince durdu. Şeytana saldırmak, yüzünü çizmek istedim ama onu bir yere gönderecek gücüm bile yoktu. Bana yukarıdan aşağıya kadar baktı. Onun başka bir kıymağa dönüşmesini istemiyorum. Şeytan arkamda durdu, boğazımı tuttu ve başımı kaldırıp Lucifer'a bakmamı sağladı. Son zamanlarda okulda dahil olmak üzere cennette olanlardan çok uzaktaydım. Çok yumuşaktım. Şimdi ejderhanın dişleri çıkmadan onu öldüreceğim. Ve onlarla ne yapacağını anlayacak. Neden bahsettiğimi anlıyor musunuz? Ne cevap verilir? Patosundan midem bulanıyor. Hiçbir şey yapmadım. Ben de inadına dikleniyorum. Ben de bundan bahsediyorum. Henüz dişlerin yok ama ısırmaya çalışıyorsun. Şeytan boğazımı sıktı. Hayır. Baba, hayır. Yana bir hareket. Çıtırtı. Keskin ama geçici bir acı. Karanlık. Ay, başımızdan hiç dert eksik olmuyor. Bir bu eksikti. Gidip Winchester ile uğraşmıyor da bizi boğmaya kalkıyor şerefsiz. Mimi yanımda diz çökmüş duruyordu ve çığlık atarak yanaklarıma vuruyordu. Çığlığımı duyduktan sonra Mimi sessiz kaldı. Hayattasın. Gözyaşlarına boğuldu ve aynı anda güldü. Şefah, çok korktum. Bu neydi? Şeytan boynunu çevirdi. Boğazımı tuttum. Ama neden ben? Neden? Seni öldürmek istemedi. Ölümsüz
bir ölüm sizi sadece isterse öldürebilir. Mimi titriyordu ve gözlerinde gözyaşlarıyla gülümsedi. Artık beni böyle korkutma. Mimi'ye sarıldım ve ikimiz de gözyaşlarıyla güldük. Büyük bir titremeyle titriyordum. Başım dönüyordu ve boynum o kadar çok ağrıyordu ki gözyaşlarına boğulmak istedim. Ama kafamda sadece bir düşünce vardı. İdam. Şimdi Admiral'ı öldürecekler ve anneme ne olacak? Sanki sis içinde gibi idamın gerçekleşeceği okulun arkasına koştum. Vücudun yenilenmesini hissettim ama onu görmezden gelmeye çalıştım. Mimi beni fark etmemeleri için durduğum virajda beni yakaladı. Beni bekle. İdama bakmaya karar veren sadece biz değildik. Burada ve orada şeytanları, melekleri ve süreci gözetleyen tanınmayanları fark ettik. Tüm yüzlerde korkuyla karıştırılmış heyecanın ölçülü bir sabırsızlığı var. Seraph Kroll bizi fark etti ama döndü. Önünde duran iskeleye yakın olan şeytana odaklandı. Anne! Crowley, şeytan Mammon ve baş meleklerin yanında biraz uzakta durdu. Neden seni getirdiler? İskeleye çıkan merdivenler gıcırdadı. Bu bir melek eşliğinde Winchester yükseldi. Onu güdüye kadar götürdü ve kabaca dizlerinin üstüne koydu. Admiral zıplamaya çalışmadı ve uçamadı. Kanatları sert bir terle çekildi. Ete kadar kazılmış. Böylece kan tahta bir iskeleye damladı. Admiral gözlerini çekmeden anneme baktı ve o da ona baktı. Yüzü bir oyuncak bebek gibiydi ama elbiseyi sıkan eller ele verdi. Winchester'ın dudakları bir şey fısıldadı. Heceleri açıkça anlattı. Böylece anladı. Kendini suçlama. İdam olurken bile sevdiği kadının şeyini hafifletmeye çalışıyor. Kelimeyi bulamadım yine. Anne, lütfen bir şey bul. En azından bir kelime söyle. Ama o sessizdi. Çenemin gıcırdamasına, ağzımdaki kanın tadına bakarak sıktım. Onu öldüremezler, yapamazlar. Amiral'le konuşmayı isteyin. Barınağımı terk ettim. Mimi beni durduramadı. Şeytan zaten bizi fark etti. Beni yakaladı ve babasına endişeyle baktı. Neden buraya geldin? Öğrenciler olmadık şeylere müdahale ederler. Tutuşunu kaybettin yaşlı adam. Bana baktı ve gözleri kırmızı bir alevle parladı. Dersler tanınmayan, onları sindirmiyorsun. Boynumu kırdıktan sonra şeytanla çok yakın durmak çok korkunçtu. Ağır bir şekilde yutkundum. Admiral'la konuşabilir miyim? Son söz. Seraph Crowley bir şey söylemek istedi ama şeytan Mammon konuşmaya müdahale etti. Şans cesurdan yanadır. Bırak kız konuşsun. Teşekkürler. Şeytanın Winchester'a yaklaşmamı yakından izlediğini hissettim. Tam yaklaştım. Admiral'ın yanında duran melek tehditkar bir şekilde bıçağı salladı. Bana veda etmeye karar verdiğin için ruhum ısınıyor. Ama korkarım ki benim için riske girmeye değmezdi. Bana aşağıdan yukarıya bakmaması için diz çöktüm ve biraz daha yakına geldim. Sizin için ne yapabilirim? Güçlü ol. Yüzüğü parmağından sessizce çıkardı ve avcuma koydu. Bu nedir? Umarım buna cevap verirsin. Winchester'ın yüzüğünü aldın. Admiral hiçbir şey olmamış gibi bana gülümsedi. Bir gülümsemeyle cevap vermek istedim ama şeytanın sert sesinden titredim ve döndüm. Sana saygı gösterdim yaşlı adam. Sadece bir danışmanla geldim. Bütün bir orduyla gelebilirdim ama. Cehennemin efendisi olarak ben de Rebecca'nın infaz edilmesini talep ediyorum. Winchester'a ihtiyacı yok. Yapamayacağımı biliyorsun. Sözümü dinlemiyorsun Seraph. Her zaman sonuçları vardır. Müdahale etmeye cesaret edemezsin. Bunu biliyorsun. Şefa seni affetmeyecek. Şimdi birbirlerine girecekler. Seraph elini kaldırdı. Bakışlarını şeytanın üzerinde tuttu. Bu konseyin ve demek şefanın iradesidir. Admiral gözlerini kapadı. Kafasını kütüğün üzerine koydu. Hayır, hayır, hayır. Crowley elini indirdi. Melek işareti hemen tepki gösterdi. Bıçağın sivri ucu parladı. Ay, yazık.
Admiron'dan geriye kalanlara baktığımda bulantı ve bir çığlık boğazıma geldi. Arkamı döndüm. Annem hareketsiz duruyordu. Sadece bir saniyeliğine döndü ama sonra bakışlarını Winchesto'ya döndürdü. Sanki kendini bakmaya zorluyormuş gibi. Dudakları titredi ve sonra ince bir çizgiye sıkıştı. Ama gözlerini ayırmadı. Şeytan Admiron'un vücuduna yaklaştı ve saçlarını tutarak başını kaldırdı. Hedefinize ulaştınız. Başını çöp gibi bir kenara attı ve anneme yaklaştı. Beğendin mi? Şahsen buraya gelmeni istedim. Yakında aynı şey seni bekliyor. Annem yüzüne tükürdü. Şeytan yüzünü elinin tersiyle sakince sildi ve bakışlarıyla dermeye devam etti. Seraf aralarında durdu. Yeter. İdam tamamlandı. Rebecca şimdilik kulede esaret altında kalacak. Cehennemin böyle bir tokata dayanacağını mı düşündünüz? Sizi uyarmıştım. Admiron'u öldürerek şeytanlara savaş ilan ettiniz. Ve 6. bölümümüz de bitti arkadaşlar. 7. bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.